Arkadaşlar geçen hafta belediyeleri otopazarındaydık. 300 bin TL ile 400 bin TL'lik araçlara baktık. Bugün Adana Auto Center'da olacağız ve 400 bin ile 500 bin TL'lik araçlara bakacağız. Çıtayı biraz yükselttik. Yine 500'ün bir tık üzerine de çıkabilir. Bu fiyat aralığındaki araçlarla siz de ilgiliyseniz bizi izlemeye devam edin. Hadi geçelim Auto Center'a bakalım. 400 bin TL ile 500 bin TL'lik araçlar nasılmış? Auto Center'a geldiğinizde sanayi börek sizi bekliyor olacak. Eğer karnınız açsa buraya gelip buradan da böreğinizi yiyebileceksiniz. Abimiz yeni açılmış 4. şubesi olarak belirtiyor. Biz de bunu sizlere ekstra bilgi olarak vermek istedik. Dediğim gibi Auto Center'da 400 bin ile 500 bin TL araçları çektik. Umarım sizlere de faydalı olacaktır. Sizler de telefon numaranızı arayarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bizden çekmesi, sizden değerlendirmesi. Hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yepyeni videolar için bizi de teşvik edeceksinizdir. Arkadaşlar Auto Center araba pazarının bulunduğu bölgeye girmek üzereyiz. Şu şekilde bakın, giriş 50 TL olarak belirtilmiş. Bunu da ek bilgi olarak vermek istiyorum. Buraya geldiğinizde arkadaşlar aç olabilirsiniz. Şurada börekler var. Şurada karşıda simit, ayran var. Ve şurada da ciğerci var. Olmazsa olmaz. Bunu da size ek bilgi olarak. Arkadaşlar gerçekten Auto Center hiç görmediğim kadar kalabalık. Şu şekilde gerçekten insanlar, ailesiyle gezenler dahi var. Şu şekilde bakarsanız çok fazla kalabalık var ve araç da çok fazla var. Yine dediğim gibi 400 bin ile 500 bin TL arasındaki bir araç şu an karşınızda. Ford Fiesta 2011 model 1.4 dizel ABS elektrik, şu şekilde elektrikli, ne ya bu elektrik, elektrikli aynı olarak geçiyor. Kilometre 182.000'de, fiyat 495.000 TL. bakın telefon numarası da burada var. Bu araçla ilgiliyseniz telefon numarasından arayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şu şekilde arka taraflarla bir gezelim bakalım aracın. Şu şekilde, yani genelde bayanların daha çok rağbet ettiği bir araç ve otomatik değil arkadaşım, ona söyleyeyim, manuel bir araç. Şu şekilde hadi iç tarafında bir gezelim bakalım, iç taraflarına da arkadaşlar öyle yırtık ya da bir parçalanık bir herhangi bir yeri yok, gayet tertemiz bir araç. Manuel dediğim gibi, özellikle bunu da söylemek istiyorum. Şöyle arka tarafına da bakalım, kapı hissiyatlarına da baktık. Şöyle arkadaşlar, gerçekten tertemiz bir araç. Tabii ki fiyatla ilgili çok fazla tartışmaya girmek kimseyle istemiyoruz. Fiyat konusu tartışılır, fiyatta siz değerlendireceksiniz. Şu şekilde tekrar bakalım. Şeyi de soralım, aracın boya durumu nedir? O da abine sor. Abi boya durumu nedir? Bir kapısında boya var. Arkadaşlar duydunuz. Dediğim gibi değerlendirmek size kalmış. Tekrar telefon numarasını bakın, buradan gösteriyorum. Arayarak çok daha detaylı bilgi alabileceksiniz. Yine arkadaşlar hemen yanında Ford Focus var. 2005 model Collection paket olarak geçiyor. Telefon numarasını sizlere göstereceğim şu şekilde. Boya durumu nedir abi? Çok merak ediyorum. Boya 4 parça var yanında. 4 parça yanında. Ön kaputta yok. Evet. Ön kaputta ya da tavanda yok arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Efendim? Telefon numarası da burada. Benzinli, LPG'li, 405 bin TL, 273 bin kilometrede Ford Focus sizleri bekliyor. Hadi iç tarafına bir bakalım. Şöyle. Genelde bunlar arkadaşlar solma oluyor üst taraflarında ama herhangi bir boya olduğunu zaten şu şekilde hafif hafif başlamış. Yani boyalı olsa burası bu şekilde olmaz. O şekilde de boyanmadığından emin olabiliyoruz. Şu şekilde iç döşeme de bakalım. Yani herhangi bir yırtık, parlak, çatlak, bir ufak tefek tabii ki şuralarda atmalar olmuş ama çok can sıkıcı bir durum yok. Şu şekilde sizlere çekmiş olduk. Kapı hissiyatlarına da sizlere bakın. Evet, arka tarafa da şu şekilde arkadaşlar bakalım. Yani bakımlı bir araç olduğu belli ama yine diyorum, değerlendirici olarak sizlersiniz. Sizler nasıl değerlendirirseniz, şöyle şekilde arka tarafa da bakalım. Bunun bagajı buradan mı açılıyor? Açamadık, neyse. Bu şekilde arkadaşlar Ford Focus 2005 model. Tavanda herhangi boya yok. Zaten belli abi, üst taraflarda ufak ufak başlamış ama çok da belli değil. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi sizlerin değerlendirmesini bekliyor. Telefon numarası da bakın burada. Telefon numarasından da arayarak çok daha detaylı bilgi alabileceksiniz. Arkadaşlar 2004 model Hyundai Getz, şu şekilde kırmızı rengiyle dikkat çekiyor. Tam otomatik bir araç olduğunu da belirtmek istiyorum. Dediğim gibi bayan arkadaşlar daha fazla rağbet edebiliyor otomatik araçlara. Bunu da bu şekilde çekmek istedim.
Yani 555 biraz üzerinde arkadaşlar hani kriterimizin, ama otomatik olduğu için belki bu aracı ilgilenecek arkadaşlar olabilir. Şu şekilde bakın, yine içi tertemiz bir araç. Otomatik bir vites olduğunda zaten söylemiştim. Kapı hissiyatlara bakalım. Bakın gayet temiz. Tabii ki motor şanzıman konusu her ne kadar satıcı yani iyi güzel dese de tabii ki expert şart diyoruz. Sizler nasıl değerlendirirseniz Hyundai Getz tam otomatik bir araç. Rengiyle de dikkat çekiyor. Bakın kapı hissiyatlarında hissedin. Yani boya durumunu sormadık ama mutlaka ufak tefek boya durumu da vardır diye düşünüyorum. Ama bakın boyasız olarak da belirtmiş abim. Ben her ne kadar boyalı demiş olsam da boyasız 71 bin kilometrede tam otomatik bir araç Hyundai Getz. Telefon numarasını tekrar çekmek istiyorum. Bakın telefon numarası da burada. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz arayarak. Yine 400 bin TL ile 500 bin TL arasındaki araç ama bir tık fazla, 520 bin. Şu şekilde bir etrafını gezelim. Belki bu araçla ilgili olan arkadaşlarımız olabilir. Şu şekilde bilgilerine bir bakalım. Opel Corsa 2012 model 146 binde 520 bin TL. Boya değişen hasar kaydı yok. Bakımları yapıldı. Dizel olarak yapıldı. Dizel değil mi abi? Aynen, dizel. Dizel bir araç. Onu da belirtmek istiyorum. Ekstra belirteceğim bir şey var mı boya durumu hakkında? Hiçbir şekilde boya değişen yok. Arka tampon plastik aksamda boya var. O da plastik aksam boya diye geçmiyor. Evet. Evet. O konuda zaten direten varsa da satmayacaksın abi. Tampon boyalı. Tampon da olabilir dediğin gibi. Ufak tefek. İç kısma bakabilir miyiz? Tabii ki tabii ki. Açabilirsin. Kapı hissiyatlarına bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi aracı biz çekiyoruz. Sizler değerlendireceksiniz. Bakın gayet temiz bir araç. Şu kısımlar deri. Opel Corsa. Bu şekilde arka tarafına bakalım. Yani güzel temiz bir araç. 500 bin aralığında. Bunu da öğrenmiş olduk. Opel Corsa. Şöyle bir etrafında tekrar tur atalım. Bu şekilde arkadaşlar iç kısmı arka kısmında. Bu şekilde ufak tefek sıkıntılar var ama çok da ciddiye alınacak durumlar değil. Bu şekilde güzel bir araç olduğunu da belirtmek istiyorum. Abim dediği gibi herhangi bir boya durumu yok. Evet arkadaşlar, gerçekten bugün bilmiyorum, geçen haftalarda ben yoktum burada. Bu hafta çok fazla. Evet, 1.2 sahibinden olarak abimiz yazmış. O 2012 yeni kasa. i20 Hyundai i20. Bakın telefon numarası da şurada var. Peşini çekiyorum. Muayenesi de yeni olduğunu abimiz belirtiyor. 444.500 TL. Şöyle arkadaşlar bakalım. Boya durum nedir abi? Sol tarafta sadece boya var. Sadece. Onun dışında her şey orijinal. Hasar kaydı yok. Hasar kaydı yok. Şöyle bir çepeçevre gezelim. Bakalım araca. Araç zaten kendini gösteriyor. Güzel. Ufak tefek çok küçük izler var ama o da çok önemli değil. Bakın burada yazmış. Satılık Hyundai i20 1.2 Sense paket modeli 2012, benzin ve LPG olarak belirtmiş. Kilometre 245 binde. Muayenesi manuel vites. Telefon numarası da bakın burada. Tekrardan çekmiş oldum. Şöyle iç taraflarına bakalım. Arkadaşlar aracı sizler değerlendireceksiniz. Kapı hissiyatı bu şekilde. Bakın iç kısmı da şu göğüste ufak ufak soğumalar var ama dediğim gibi aracı fiyatına göre sizler değerlendireceksiniz. Bakın şurada boya hafif hafif solmuş. Fiyat performans diyoruz. Sizler aracı fiyatına göre değerlendireceksiniz. Bak, tekrardan şu şekilde çekeyim. O da bıraktı öyle de. Abi en son ne olur bu araç? Abi 15-20 bin aşağısına olur. Yani 425-430 aralığında bırakırım diyor. Evet. İnşallah zaten bizim de faydamız olur. Zaten 400 bin lirası ara sarılır. Evet doğru söylüyorsun. Aracı sadece bir boyalı sol kapı sol mı? Sol tarafta 3 parça boyalı. 3 parça boyalı. Onun dışında full orijinal diyor abimiz. Sizler değerlendireceksiniz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yine 400-500 bin aralığındaki bir araç Ford Fiesta. Şu şekilde sizlere çekmek istedim. Aracın şöyle özelliklerine bir bakalım. Ford Fiesta 1.4 dizel bir araç, 2006 model. 213 bin kilometrede 455 bin TL. Hemen şu boya duruma bakalım. Ön sol çamurluk değişmiş. Sol arka çamurluk lokal boya. Arka tampon boyalı olarak belirtilmiş.
Bakın telefon numarası da burada. Telefon numarasından arayarak da çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şu şekilde abi, iç tarafına bakma şansınız var mı? İç tarafına bakalım arkadaşlar şu şekilde. Bakın gayet temiz duruyor. Dediğim gibi sizler değerlendireceksiniz. Son karar sizin. Şu şekilde kapı hissiyatlarını yaşamış olduk. Şöyle etrafında bir tur atalım. Hemen bu şekilde bir araç. Dediğim gibi sizler değerlendireceksiniz. Telefon numarası da burada. Yine bir Ford Fiesta 2011 model 1.4 dizel. Yani çok benzer araçlar var. Araç tamamen boyasız. 179.000'de 55-58.000 TL'lik bir araç. Telefon numarası arkadaşlar burada, peşin çekelim. Muayenesi de yeni olduğunu söylüyor abimiz. Sizler değerlendirebilirsiniz. 4 lastik de yeni, şu şekilde de lastiklerini de çekeyim. Gerçi de ilgili arkadaş varsa telefon numarasından arayarak detaylı bilgi alabileceksiniz. Şu şekilde iç kısmı da çekeyim. Bunun kapısı kilitli. Arkadaşlar Ford Fiesta'lar anladığımız kadarıyla 2011'ler falan 500.000'in üzerinde, 550.000 ile 600.000 TL arasında. Biz her ne kadar 400-500 dediysek bir tık yukarıda çıkabileceğiz gerekirse. Sizler de dediğim gibi araçla ilgiliyseniz telefon numarasından arayarak çok daha detaylı bilgi alabileceksiniz. Şu şekilde muayenesi yeni, boyasız bir araç. Her zaman söylüyoruz, expert şart mutlaka. Evet, devam edelim. 2011 Fiesta 1.4 dizel bir araç, titanyum paket. Şu şekilde otopazarında satılık konumda. Telefon numarasını göstereceğim. Telefon numarasını da arayarak çok daha detaylı bilgi alabileceksiniz. Hemen bakalım şurada detaylara. 595.000. Tabii kriterimizin biraz üstünde ama yine araç temiz olduğu için çekmek istedik. Telefon numarası da burada. 146.000 kilometrede boya yok. Hız sabitleme, katların ayna olarak belirtilmiş, dijital klima. Titanyum paket olduğunu zaten söylemiştim. Şu şekilde sizlere iç kısmından da hızlıca. Kapı kilitli mi abi? Hemen arkadaşlar kapıyı kilitli de açtırdık şu şekilde. Bakın çok temiz arkadaşlar, yani gerçekten aracın yani kendini gösteriyor girer girmez. Çok temiz bir araç. Boyasız olduğunu abimiz yazmış zaten. Manuel bir araç. Bu şekilde sizlerin değerlendirmesini bekliyor. Hemen kapı hissiyatına şöyle bakalım. Çok iyi. Bakın arkadaşlar dış güzel, içte güzel, tertemiz bir araç. Ford Fiesta. Yani 500.000 TL'lik, 595.000 diyor. Tabii ki her aracın bir pazarlığı vardır. Sizler de telefon numarasından arayarak pazarlık yapabileceksiniz. Bu şekilde sizlere daha detaylı bir şekilde çekmek istiyorum. Bakın. Arkadaşlar yani her zaman söylüyorum, expert şart. Araçlar ne kadar çok tertemiz görünse de expert'e mutlaka gösterin diyorum. Telefon numarası da burada arkadaşlar. Daha detaylı bilgi için arayabilirsiniz. Arkadaşlar yine 400.000 TL'ye yakın bir araç. Bunu da çekmek istedim. Hyundai Getz 2006 model 195.000 kilometrede 369.900 TL olarak belirtilmiş. 1.4 benzinli ve LPG olarak belirtilmiş klimalı, bakımlı bir araç. Telefon numarasını arkadaşlar hemen şuradan yakın çekmek istiyorum. Telefon numarası da burada. Bu araç hakkında çok daha detaylı bilgi almak için telefon numarasını arayarak öğrenebileceksiniz. Şöyle etrafında bir gezelim. Herhangi bir dış dizayn olarak çok sıkıntılı bir durumu yok. Bu şekilde sizlere çekmek istiyorum. Bak şu şekilde sizlerin değerlendirmesine bırakıyorum. Şöyle bir daha ön tarafından çekeyim. Kapıları açık mı? Evet, kapı açıkmış arkadaşlar. Kapı açık olduğu için şöyle bir bakalım. Aracın iç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Yani temiz, gayet hani öyle çok sıkıntılı bir durumu yok. Zaten satılığa çıkarılmış bir araçta yani paramparça olmaz. Olmamalı diye düşünüyoruz. Bu şekilde arka kısmını çekmiş olduk. Evet arkadaşlar, bu araç için de değerlendirme size kalmış. Sizler daha detaylı bilgi alabilirsiniz telefonumuzu arayarak. Arkadaşlar yine 400-500'ün üzerine çıkacağız. 545.000 TL'lik Honda Civic VTEC 1.6 benzin ve LPG'li 2004 model.
parça boyalı olarak belirtmiş abimiz. Harici hatasız. Telefon numarası da üzerinde var. Hemen telefon numarasını şu şekilde çekeyim. Sizler de değerlendirmek isterseniz arayıp çok daha detaylı bilgi alabileceksiniz. Şu şekilde bir etrafında aracın gezelim. Bakın. Yani Vitek'ler arkadaşlar gerçekten albenisi yüksek bir araç. Yani Honda zaten öyle bir araç. Honda kendini çok güzel pazarlayan bir araç. Bu şekilde etrafında çepeçevre gezelim. İç kısmında sizlere birazdan göstereceğim. Şu şekilde hadi iç kısmına bakalım. İç döşeme, kapı, koltuklara şöyle bir bakalım. Sizler de bu araçla ilgiliyseniz arkadaşlar telefon numarasından arayarak araç hakkında çok daha detaylı bilgi alabileceksiniz. Vitek hastaları var biliyorum. Onlar için de bu güzel bir video olur umarım. Bakın kapı hissiyatlarına bakalım. Gayet yeterli. Bu şekilde arka döşeme koltukları da bu şekilde. Ya sahibi başında yok. O yüzden boya durumunu soramıyorum. Ama galiba sahibini gördüm. Kardeşim boya durumu neydi bunun? Sağ ön çamurluk boyalı. Onun dışında hiçbir hatası yok. O şekilde de arkadaşlar belirtmek istedim. Sizler de bu araçla ilgiliyseniz dediğim gibi bu şekilde telefon numarasından arayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 400 bin ile 500 bin TL arasındaki araçlara bakarken 550 bin TL'lik bir otomatik vites Fluence gördük. Bu Fluence'lar da zaten çok hoşumuza gidiyor. Şöyle çepeçevre bir etrafında gezelim bakalım. Sizler de bu araçla ilgiliyseniz telefon numarasını arayarak detaylı bilgi alacaksınız. Sadece şu arka tamponda boy olduğunu söyledi abimiz. Bakalım şöyle. Sadece abi arka tampon değil mi? Onun dışında arka çamurluk dediğiniz şurası mı? Şurada bir boya durumu var. Onu da belirtmek istedim. Şu şekilde bilgilerine bakalım. Telefon numarasını da sizlere hemen şu şekilde arkadaşlar. 2012 model 260 bin kilometrede 550 bin TL otomatik vites bir araç. Boya sağ arka çamurluk var demiş. Serisi gerisi hatasız. Telefon numarası dediğim gibi burada arkadaşlar. İç kısma bakma şansınız var mı? Var abi. Cam durumu nedir abi? Çatladı. Siz de araç siz kullanıyorsunuz. Evet. Şu şekilde arkadaşlar döşeme olarak da çekmek istedim. Bakın otomatik vites olarak tekrar belirtmek istiyorum. Abi bunların şanzıman durumu nasıl ya? Çok iyi bence abi. Bir sıkıntı yok değil mi? Herhangi bir zaten expert'de herhangi bir expert durumunda bugün görülürse expert'e de götürebilirsiniz arkadaşlar. Zaten her zaman söylüyoruz expert durumu önemli. Expert'e götürün ve sizler de bakın şu detay çok güzel. Yani her arabada olmayan bir detay. Makam perdesi. Zaten Fluence makam aracı gibi bir araç. Dediğim gibi sizler de bu aracı değerlendirin diye düşünüyorum. Bak dedi bagaj kısmına şöyle bir bakalım. Bakın. Oo çok büyük devasa bir bagajı var arkadaşlar. Şu şekilde de çekmek istedim. Evet. Araç sizin değerlendirmenizi bekliyor. Umarım değerlendirirsiniz. Telefon numarasını gördünüz zaten. Biz devam ediyoruz. Arkadaşlar Auto Center'da bir börekçi açılmış. Sanayi börek diye. Abimiz de bu şekilde kendini tanıtıyor. Sizler de buraya geldiğinizde börek yemeyi ihmal etmeyin. Bu şekilde bakın. İnsanlar geldiğinde hemen girişte bu böreğe görüş olacak.